Benim size sorduğum bu şimdi. Girdiniz milletvekili adayı mı olacaksınız bilemem. Ülke gündemiyle alakalı, meselelerle alakalı konuştunuz. Çok beklersiniz. Kendi sorunlarınızla alakalı. Çok beklersiniz. Bilmiyorum, öyle takdirinizdir sizin milletvekili olmamak. Tabii siz bilirsiniz onu da. Bilemezsin tabii onu. Yani bir kere bir kere biz eline kağıt tutuşturulan, sizi bu sözünüzden esefle kınıyorum. Bu ikinci siz oldu. Siz kimsiniz? Uyarıyorum sizi haddini bu konuda. Haddini bil, sen diye konuşma. Haddini bil diyemezsin, evet. Siz haddinizi bilin. Sayın Başkanım. Siz haddinizi bilin. Sizi kınıyorum başkanım. Ben eline kağıt tutuşturulacak bir meclis üyesi değilim. Ben büyükşehir meclis üyesiyim. AK Parti grubum adına konuşuyorum. Dikkat AK Parti grubum adına. Burada siyaset yapmak burada için. Burada hiçbir şekilde yazılı. Mazotun, esnafın ne durumda olduğunu bileceksin. Bütün konuştuklarım yazılıdır. Kayıtlarda devam vardır. Kardeşim. Hiçbir tanesi ağzımdan çıkanı kulağım duymadığı bir sözler değildir. Sizi nezakete davet ediyorum sizi. Konuşmalarınıza dikkat edin lütfen. Eline sen dikkat edeceksin. Sen bildiğin kadar unuttum. Eline kağıt tutuşturdu diyemezsiniz. Kardeşim. Ben kendi konuşmamı kendim belirleyecek kadar partimi temsil eden yetkili bir kişiyim. Görüyorum. Bana da Antalya'da muhalefet görevi verildi. Doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, muhalefet görevi verildi. Çok siz değil, Antalyalı verdi. Muhalefeti yaptığımızdan rahatsız olmayın. Cevaplarınızı ben böyle hazmede doğru. Cevapları hazmederek verin. Mazotla ilgili konuşsana. Cevapları hazmederek verin. Yüzün varsa konuş. Mazotla ilgili ne yapacaksınız? Her türlü yüzüm var. Kaç lira oldu mazot? Her türlü yüzüm var. Ya ekmek mazot kaç lira olacak biliyor musun? Ya şimdi alakasız konulara giriyorsunuz. Ben girersem siz konuşamazsınız girme. Başkanım sen bu konulara. Sen kimsin konuşamayacağım ben. Ne demek ben kimim ya siz başkanım, kimsiniz? Lütfen. Böyle şey olur mu konuşmaya bak dikkat edin üslubunuza. Sen kimsin söz diyemezsin vermiyorum. Bana. Sen kimsin diyemezsin bana başkanım. Ben AK Parti grup sözcüsüyüm. Ben AK Parti grup sözcüsüyüm. Bana olabilir, sen kimsin olabilir. Diyemezsin. Herkes grup sözcüsü sen burada. Sen kimsin diyemezsin o zaman. Benim kim olduğumu siz biliyorsunuz. Biliyorum. Çok lütfen iyi. Lütfen nezaketli konuşun. Sayın başkanım. Dikkat edin. Nezaketi senden öğrenecek değil. O zaman demek ki daha mesafe almamız gerekiyor sayın başkanım. Şimdi yine her zaman olduğu gibi Sayın Çetin muhalefet görevini üstlenmiş. İl başkanı adına da konuşmalarını gerçekleştirmiştir. Vatandaşımız adına sayın başkanım. Vatandaş verdi görevi. Ben sizi kesmedim. Ben söz vermeden konuşmayın. Şimdi ulaşımla ilgili sizin söyleme nasıl bir hakkınız var ya? Nasıl bir hakkınız var? Ulaşım esnafına, otobüsçüye karşı, taksiciye, o nakliyat şeyi kamyonlara, kamyonculara ne yaptık diye hiç düşünmüyor musunuz? Yani Büyükşehir Meclisi'nde neymiş de otobüslerin parası sizde asla, kaç sefer geldiler size, göreve geldiğim günden beri paralarını ödüyorum. Burada zaten başkan yönetimi de burada. Sizin demenizle ben para ödemedim. Borçları ben yapmadım. Türkiye'de birinci borçlu belediye ettiniz. Sahilleri sattınız. Yani burada ulaşımla ilgili 60 bin alıp da 80 bin otobüs mü sattım ben? Suyla ilgili ASAT'a 2021 yılında enerjiyle ilgili 22 milyon lira geldi. Şimdi 62 milyon lira geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız KDV'yi su satışıyla ilgili %8'den %1'e düşürdü. Bizim talebimiz nedir? 11 Büyükşehir Belediye Başkanı deklarasyon yayınladık. Söyledik. Halk adına söyledik. Enerjide KDV'yi indirelim. Ulaşımda mazotu ÖTV'yi indirelim dedik. Sorun nedir? Hiç mi sıkılmıyorsunuz? Yani bunu söyleme hakkı hiç yok sizde. Yani şöyle düşünün. Ya kaç defa zam geliyor? Arkadaşlar sabahleyin bugün Yasin Başkan burada aramızda. Yönetim burada. Arkadaşlar kaç lira geliyor Yasin Başkan? Bugün. Arkadaşlar 25'e doğru gidiyor. Mazot 18 düzeltiyorum. Dolar 18 iken 14'e düştüğüne alkışlamamızı istemeyin. Biz bu esnafın can çekiştirdiğini, arabanın amortisman giderlerinin hepsini bilen birisiyiz. Ben bu işin içinden gelmiş birisiyim. Ben bugüne kadar 23 yılımı doldurdum Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde. 20 yılı Konyaaltı Belediye Başkanı sıfatımla Büyükşehir Meclisi'nde. Hep otobüsçülere, ulaşım esnafımızı dün olduğu gibi korudum. Bugün de koruyacağım, yarın da. Onlarla ilgili siyaset yapamazsınız. Oradan partiye geldi, partiden Büyükşehir'e gönderdik, telefon açtık, tutuklatmadık diye övünmeyin. Önce bir kendinize bakın. Sokaklara bir çıkın. İnsanlara bir dinleyin. Yürüyebilecek misiniz? Ya esnaf bitmiş, tükenmiş. Siyasetinizi seçim zamanı yapın. Bu halk eğer sevgili Antalyalı hemşehrilerim, şahsıma ve çalışma arkadaşlarıma, belediye başkanı arkadaşlarıma söylediğimizi yapmadıysak, tüy bitmemişin yetimin hakkını korumadıysak bizi cezalandıracaktır.
Ama biz burada 298 milyon euro borcu olan belediyede dinimizde bile yanımızda çalışan arkadaşların teri soğumadan onların parasını ödüyoruz. Ödeyemezler diye sevinecektiniz ama sevindirmedik. Allah'ımıza hamdolsun. Ayağımızı yorgana göre uzatıyoruz. Projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Kamu yararı olan projelere önceki kimse babasının parasını harcamıyor. Burada gereğini yapıyoruz. Ayrıca salı, çarşamba günü sizi de davet ediyorum. Neler yaptığımızla ilgili her defa klişe hale gelmiş, böyle sözlerle ele tutuşturulmuş laflarla bir yere gidemeyeceksiniz. İsteseniz de, çatlasanız da, patlasanız da bir yere gidemeyeceksiniz. Akdeniz Üniversitesi'nde 2000 kişilik otoparkıyla afet toplanma merkezinin temel atma töreni var. 70 milyona mal oluyor. Ve yaptıklarımızı seçim süreci gelir, biz de bunlarla ilgili çalışmalarımızı yaparız, halka sunarız. Halka rağmen bir şey olmaz. Halka ve hakka rağmen hiçbir şey olmadı. Biz halka hizmeti, hakka hizmet bilerek geldik buralara. Küçük şeylerle siyaset yapıp birbirimizi kırmanın, birbirimize yanlış davranmanın ne alakası var? Hangi belediye başkanı arkadaşımın bir planını geçirmedim? Gazipaşa'dan Kaş'a kadar, Mutlu Başkan da burada, Akseki de burada. Hangi planlarında bir şehrim var? Allah. Hangi planlarında ittifak olarak veya burada bulunan meclis üyesi arkadaşlarımızın yanlış bir şeyini gördünüz? Yani ulaşımla ilgili. Siz hiç köylünün, çiftçinin yanına gitmediniz mi ya? Mazotunu geçtik. Gübre ne oldu? İşte Finike'ye gittik temel atma töreninde. Finike'de hem bahçeye uğradık hem fabrikaya uğradık. 3 yıl önce 2,5 lira olan en fazla, 2 lira 2,5 lira olan Washington portakal 3 yıl sonra yine aynı. 70 liraya aldım diyor adam gübre çuvalını. 455 lira. Sayın Çetin uyuyorsunuz herhalde. Burada küçük şeylerle yapmayın. Önerileriniz varsa güzel şeyler yapalım. Antalya için bunlar önemlidir. Biz geçmiş dönemlerde hep oy birliğiyle kent adına, kent adına yapılacak bütün projelere destek olmaya çalıştık. Yapmayın. Seçim zamanı gelir. Siz iyi yapacağınızı söylersiniz. Halk ne derse o olur. Bunlarla ilgili lütfen bu konulara girip kırıcı olmanın anlamı yok. Dün olduğu gibi bugün de yarın da bütün belediye başkanlarımızı halkımızdan saygımızdan dolayı seçmişlerdir. İşte her ilçede diğer siyasi parti arkadaşlar da aynı seçim meydanlarında da söyledim. Millet İttifakı'nın belediye başkanı gibi davranacağız dedik. Ayrıcalık yok. Ayrım yapmadık. Yapmayacağız da. Onun için bu konularla ilgili daha çok notlarım vardı. Bunlara girmek istemiyorum. Bu meclis hep kavgasız. Antalya için çalışmalara devam ederim. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, evet, gündeme geçin. İlave yapmam lazım birkaç hususla alakalı. Sayın Başkanım. Arkadaşlar karşılıklı konuşmayalım. Şimdi planlama ile ilgili Sayın Başkanım size ilçe başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız adına herhangi bir eleştiride bulunmadık. Siz ben her konuştuğumda heyecanlanıyorsunuz ve benimle alakası olmayan, iletmediğim konularla alakalı farklı yerlerle farklı şekilde cevaplar veriyorsunuz. Benim size sorduğum ulaşımdı. Girdiniz milletvekili adayı mı olacaksınız bilemem. Ülke gündemiyle alakalı meselelerle alakalı konuştunuz. Çok beklersiniz. Kendi sorunlarınızla alakalı. Çok beklersiniz. Bilmiyorum takdirinizdir sizin milletvekili olmamak. Tabii bilirim, siz bilirsiniz onu da. Sen bilemezsin tabii onu. Yani bir kere biz eline kağıt tutuşturulan sizi bu sözünüzden esefle kınıyorum. Bu ikinci siz oldu. Siz kimsiniz? Uyarıyorum sizi bu konuda. Haddini bil. Sen diye konuşma. Haddini bil diyemezsin. Evet. Siz haddinizi bilin. Sayın Başkanım. Siz haddinizi bilin. Sizi kınıyorum başkanım. Ben eline kağıt tutuşturulacak bir meclis üyesi değilim. Ben Büyükşehir Meclis Üyesiyim. AK Parti grubum adına konuşuyorum. Dikkat edeceksin. AK Parti grubum adına. Burada siyaset yapmak burada için hiçbir şekilde yazılı. Mazotun, esnafın ne durumda olduğunu bileceksin. Bütün konuştuklarım yazılıdır. Kayıtlarda devam vardır. Hiçbir tanesi ağzımdan çıkanı kulağım duymadığı bir sözler değildir. Sizi nezakete davet ediyorum sizi. Konuşmalarınıza dikkat edin lütfen. Eline kağıt tutuşturdu diyemezsiniz. Kardeşim. Ben kendi konuşmamı kendim belirleyecek kadar partimi temsil eden yetkili bir kişiyim. Görüyorum. Bana da Antalya'da muhalefet görevi verildi. Doğru söylüyorsunuz. Muhalefet görevi verildi. Çok siz değil. Antalyalı verdi. Muhalefeti yaptığımızdan rahatsız olmayın. Cevaplarınızı ben böyle hazmedelim. Doğru. Cevapları hazmederek verin. Mazotla konuşsana. Cevapları hazmederek verin. Yüzün varsa konuş. Mazotla ilgili ne yapacaksınız? Her türlü yüzüm var. Kaç lira oldu mazot? Her türlü yüzüm var. Ekmek kaç lira olacak biliyor musun?
Ya şimdi alakasız konulara giriyorsunuz. Zaman, ben girersem siz konuşamazsınız girme. Başkanım sen bu konulara. Sen kimsin konuşamayacağım ben? Ne demek ben kimim ya? Siz başkanım, kimsiniz? Lütfen. Böyle şey olur mu? Konuşmaya bak. Dikkat edin üslubunuza. Sen başkanım, kimsin diyemezsin bana. Vermiyorum. Sen kimsin diyemezsin bana başkanım. Ben AK Parti grup sözcüsüyüm. Ben AK Parti grup sözcüsüyüm. Bana olabilir, sen kimsin diyemezsin. Olabilir. Herkes grup sözcüsü sen burada. Sen kimsin diyemezsin o zaman. Benim kim olduğumu siz biliyorsunuz. Biliyorum. Çok lütfen iyi biliyorum. Nezaketli konuşun. Sayın başkanım. Dikkat edin. Nezaketi senden öğrenecek değil. O zaman demek ki daha mesaf almanız gerekiyor sayın başkanım. Sen devam et aynı laflarına. Aylardır gündeme getirdiğimiz sorunlara karşı duyarsız kalınmasını da hayretle izliyoruz. Çalışanlar diyoruz, trafik sorunu diyoruz, ulaşım esnafı diyoruz, proje diyoruz, hizmet diyoruz, sağlık çalışanları diyoruz ama ne desek hepsi havada kalıyor. Görüyoruz ki yaşadığımız şehrin sorunlarına çözüm üretmek yerine mazeretlere sarılan bir yönetimle de karşı karşıyayız. Üretim nerede durdu onu da merak ediyoruz. Üretimde rekorlar kıran Türkiye'dir. Ülkenizde gurur duyun. Zeytin ağaçları taşınıyor derken düşünmek lazım. Maden aramayalım mı? HES üretmeyelim mi? Enerjiye olan ihtiyacımız ortadayken enerjide atılım yapmayalım mı? Doğalgaz çıkartmayalım mı? Ki maden aramak için çıkardığımız kanunla da zeytin ağaçlarının yerinden köklenmesi söz konusu değil. Bir yerden alınıp başka bir yere nakli de söz konusudur. Ulaşım esnafların ulaşıma karşı ilgisiz alakasız duruşunuzdan dolayı esnaf aracını çekti. Araç sayısı eksik. Halk mağdur, esnaf mağdur. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi diyeceksiniz ki mazot arttı biz ne yapalım? 3 senedir Antalya'nın başındasınız. Ulaşımla ilgili, trafikle ilgili çalışmanız, hazırladığınız nedir? Toplu ulaşım politikanız nedir? Merak ediyoruz. Ki artan mazot fiyatlarına karşın İstanbul, Ankara, Kayseri, Konya birçok ilde de örnekleri mevcuttur. Vatandaşın ve esnafın mağdur olmamasıyla ilgili. Esnafımız Kasım ayından itibaren ulaşım esnafımız alacakları olan haklarını niye ve niçin ödemediğinizi de merak ediyoruz. Bu ücretler direkt çekilen kartlar vesilesi de hesaplara yatmaktadır. Kasım'dan itibaren ödenmeyen para her ne hikmetse ulaşım esnafının AK Parti'yi ziyaret etmesinden 15-20 dakika sonra hesaplara yatmıştır. Bu da bir gerçektir. Yani ulaşım esnafı bizi ziyaret ederek hesapları parasına yatacaksa biz ulaşım esnafının AK Parti il binamızı ziyaret etmesinden onur duyarız. Her ay bizi ziyaret etsinler, hesaplarına da paralar yatsın. Bu memnuniyettir adamları bizim için. Adamları içeri attırmayın da. Son olarak 1000 yıldır kardeşçe yaşadığımız bu topraklarda bundan sonra da bir ve beraber olarak yaşamaya devam edeceğiz. Dayanışmamızı, muhabbetimizi güçlü tuttuğumuz müddetçe Allah'ın izniyle bizi kimse bölemez, bizi kimse ayıramaz der. Mart ayı meclis toplantımızın ve alacak olduğumuz kararların Antalya'mıza hayırlı olmasını diler. Hepinizi muhabbetle selamlarım. Teşekkür ederim Sayın Çetin.